Merhaba arkadaşlar, ben Mert Erkal. Dijital Pazarlama Notları'nın 208. bölümüne hoş geldiniz. 5 Mart 2024 tarihinde Google'dan Mart 2024 çekirdek algoritma güncellemesi geldi. Tam da benim doğum günü denk geldi. Bir doğum günü hediyesi olarak kabul edemedim. Çünkü çok büyük bir karmaşa doğurdu. Herkesin kafası karışık. Biliyorsunuz bu tür güncellemeler senede bir kere oluyor. Genelde bu çapta, bu büyüklükte güncellemeler. Bu seferki olanın bir başka yönü de aslında spam güncellemesiyle çakışması. Dolayısıyla spam güncellemesi artı üzerine bir de çekirdek algoritma güncellemesi gelince ortalık biraz yangın yerine döndü diyebiliriz. Aslında bu tür güncellemeler, özellikle bu çapta büyük güncellemenin etkisi bir ay kadar sürebiliyor. Yani bir ay içerisinde değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla algoritma güncellemesi gerçekleştikten birkaç gün sonra hemen ne zafer naraları atmalıyız ne de karalar bağlamalıyız arkadaşlar. O yüzden biraz serin kanlı bir şekilde olayları değerlendirme alışkanlığı edinmemizde fayda var diye düşünüyorum. Bu güncellemeyle aslında Google'ın yapmak istediği faydalı içerikleri öne çıkartmak, spam siteleri ortadan kaldırmak diyebiliriz. Hatta biliyorsunuz yapay zeka kullanarak içerik üreten, binlerce sayfa üreten ancak kullanıcıya faydası olmayan bu içerikleri Google'da indeksletip ondan sonra performanslarını Twitter ve benzeri mecralardan paylaşan arkadaşların da bu güncelleme ile birlikte güme gittiklerini görüyoruz. Biraz özellikle bu cenahtaki arkadaşların ağlaştıklarını ve bu güncellemeden çok etkilendiklerini, Google dizininden kaldırdıklarını falan görmeye başladık. Google'un aslında uzun zamandır bu güncellemeye hazırlandığını biliyorduk. Fakat dediğim gibi henüz güncellemenin başındayız ve birkaç hafta bekledikten sonra bu güncelleme etkisini görmemizde fayda var diye düşünüyorum. Dilim döndüğünce, kafam yettiğince sizlere güncellemenin etkisini Medium blogumda paylaştım. Aslında bilindik şeyler, faydalı içerik güncellemesinin biraz daha öne çıktığı, birinci elden deneyimin çok daha önemsendiği bir Google arama motoru algoritmasına doğru ilerliyoruz. Dediğim gibi birkaç hafta sonra tekrar bir serin kalmış şekilde analiz etmekte fayda var. Ancak merak ediyorsanız şu anki durumu, ben bunu sizlerle de Medium blogumda paylaştım. Ayrıca şöyle bir detay vereyim. SEO uzmanı Uğur Eskici'nin paylaştığı bir Semrush verisini de paylaşmış olayım. Burada John Muller'e atıfta bulunarak Semrush'ın gösterdiği sitelerin Türkiye ile alakası olmadığını, bu güncelleme sonrasında kazanan siteler arasında çok sayıda spam site olduğunu John Muller'e belirtmiş. John Muller de klasik cevabını vermiş. Eğer araçla ilgili bir sıkıntınız varsa Semrush'ı kastediyor. İstersen sizin aranızı bulabilirim minvalinde bir cevap yazmış. Aslında John Muller de biliyor ki Google maalesef Türkiye'deki bu arama sonuçlarındaki spam siteleri temizleme noktasında oldukça ağır davranıyor ya da isteksiz ya da beceremiyor diyelim. Bunu da sizlerle paylaşayım. Dağ fareyi doğurmuş olmasın. Yani Türkiye'deki pek çok spam siteden bu güncellemeye kurtulacağız düşüncesi biraz hayali bir düşünce olabilir arkadaşlar. Bu güncellemeyle paralel bir şekilde Google'un arama değerlendirme yönergelerinde de bir değişikliğe gittiğini görüyoruz. Burada özellikle faydasız içerik kavramı öne çıkıyor. Ya da işte kalitesiz içerik ya da en kötü siteler gibi kavramların bu yönergelere işlendiğini görüyoruz. Burada bazı böyle 35. sayfaya bakarsanız 36-35. sayfa arasında faydasız site örnekleri verilmiş. Örneğin işte şu tarz siteler yönergelerde örnek olarak belirtilmişler. Kalitesiz kullanıcıya zarar verecek site örnekleri biraz daha detaylandırılmış. Bu ikisinin yani algoritma güncellemesiyle yönergenin güncellemesinin çakışması da sürpriz olmasa gerek. Dolayısıyla Google aslında bir yandan kendisini de bu yeni döneme hazırlamaya çalışıyor diyebiliriz. Evet, Google Yıldız Derecelendirme Rehberi başlıklı bir yazı kaleme alma gereksinimi hissettim.
Bu konuda da bir kafa karışıklığı var. Biraz böyle yıldız derecelendirmenin Google SEO açısından önemini, bunun işletmeler tarafından nasıl yönetilmesi gerektiğini biraz detaylandırın diyebiliriz. Bu haftaki Medium blogumda onları da bulabilirsiniz. Evet, Wordleaf benim zaman zaman okumaktan keyif aldığım bir blog. Wordleaf blogumda bu hafta SEO'nun geleceği Schema Markup isimli bir yazı görünce, bunu da sizlerle paylaşmadan edemedim. Kendi dilim döndüğünce daha önceki YouTube SEO tecrübemden de yola çıkarak bu makaleyi de şey yaparım, özetleyen bir yazı kaleme aldım. Bu haftaki Medium'da bunu da okuyabilirsiniz. Evet, Robots.txt ile ilgili hatalar bitmek bilmiyor. Bu yazıyı görünce tekrar bir gündeme getireyim istedim. Ben de bu yazıdan esinlenerek bu 8 hatayı, 8 ölümcül hatayı sizlerle paylaştım. Çözüm önerilerimi de ekleyerek umuyorum buradan fayda elde edersiniz. Evet, Semrush gün geçmiyor ki yeni bir araç çıkartmasın. Bazıları gerçekten işe yarıyor, bazıları hiçbir işimize yaramıyor. Özellikle App Center'da, şu an görmüş olduğunuz App Center'daki uygulamanın büyük bölümünün aslında hiçbir işime yaramadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Fakat MapRank Tracker biraz daha farklı bir araç. Özellikle lokal SEO yapmaktaysanız ya da lokal SEO sizin için önemliyse, bir işletme hesabınız varsa ve oradaki görünümünüzü arttırmaya çalışıyorsanız, bence MapRank Tracker işinize yarayabilir. En azından ücretsiz sürümünü denemenize fayda var. Yine Medium blogumda bu hafta biraz bu aracı tanıtan bir yazı yazdım ve linkini paylaştım. Oradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu hafta size tavsiye etmek istediğim kitap Resilience, Duygusal Zeka, Duygusal Dayanıklılığınızı Arttırın isimli kitap. Bence günümüzün en önemli, hepimiz olması gereken özelliklerinden bir tanesi Resilience. Çünkü çok belirsizliklerle dolu bir dünyada yaşıyoruz ve duygusal dayanıklılığımız bizi aslında öne çıkartıyor diyebiliriz. Yani başarılı olan insanlar da başarısız olan insanları karşılaştırdığımızda genelde başarılı olanların duygusal zeka ya da çok önemli çöküşler yaşadıktan sonra ayağa kalkma becerisi sergileyebildiklerini görüyoruz. Bu tarz kitapları o yüzden özellikle tavsiye ediyorum. Umuyorum sizler de faydalanırsınız. Evet, umuyorum bu haftaki dijital pazarlama notlarının hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar, dijital pazarlama notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.